Merhaba. Bu videomuzda balıkçılar için hazırladığımız tuzlu su püskürtme makinamızın tanıtımını yapacağım. Cihazımız bir hazneden tuzlu suyu emip nozullar vasıtasıyla balıkların üzerine püskürtme yapabilmektedir. Şimdi size kısaca paketin içeriğinden bahsedeyim. Paketin içerisinde bir tane makine, bir makinenin arkasına bağlanıp bir haznenin içerisine koyularak emişi sağlayan, ucunda filtresi olan emiş borusu, bir adet tahliye borusu ki bu da yine makinenin arkasına bağlanacak ve tekrar su haznesine geri döndürülecek. Püskürtücü uçlar şu şekilde. Bu uçlar ayarlı olup kafasından çevirerek püskürtme açısı ayarlanabilir. Biraz sonra testi esnasında size tekrar göstereceğim. Ve püskürtme borusu, basınç borusu, poliamid 8'lik boru, ara bağlantı aparatları, sonlayıcı, hat sonuna koyacağımız körtapa ve ara bağlantı dirsek T gibi parçalar. Paketin içerisinden bunlar çıkacak. Cihazımızdan biraz bahsedeyim. Cihazımızın önce şuradan göstermem daha kolay olacak. Bir sıvı seviye filatörü var. Bu sıvı seviye filatörü eğer şu pozisyondaysa cihazımıza çalış komutu veriyor. Yavaş yavaş haznenin içerisinde su azalır ve biterse cihazımıza artık su bitti çalışma diyor. Cihazımız susuz çalıştığında zarar gördüğü için suyun olduğu zamanlarda çalışması lazım. Bu bir cihazın motor koruması görevi görmüş oluyor. Cihazımızın arkasında ise şu şekilde göstereyim. Su girişi tahliye ve basma hattı olarak 3 tane su girişi var. Elektrik biraz önce filatörüne giden kablo ve elektrik prizi. Ön tarafında ise açma kapama butonu ki şu anda sıvı seviye filatörü aşağıda olduğu için elektriğe takılı olduğu halde çalışmadı. Eğer sıvı seviye filatörü yukarıya doğru çıkarsa hemen basmaya başlayacaktır. Çünkü zamanlayıcı devreye girecektir. Su olmadığı zaman aynen bu şekilde çalışmayacaktır. Zamanlayıcı ise püskürtme ve durma zamanlarını ayarlayabileceğimiz iki tane fonksiyonu var. Çok basit bir şekilde çevirerek üzerindeki zaman sayacından istediğimiz değeri seçebiliriz. Örneğin işte 1 dakikada 5 saniye püskürt gibi. Burada da basış göstergesi var. Şimdi küçük bir hat hazırlayıp cihazımıza bağlayıp cihazımızı hep birlikte çalıştıralım. Öncelikle borumuzdu. 8'lik borumuzu istediğimiz herhangi bir yerden kesiyoruz. Burada görmüş olduğunuz biraz önce gösterdiğim püskürtücü ucu şu şekilde bastırarak bu boruya takıyoruz. Borumuzun diğer ucunu yine buraya takıyoruz bastırarak. Gördüğünüz gibi işlem çok basit. Hiçbir ustalık gerektirmiyor aslına bakarsanız. Çok kolayca herkesin yapabileceği basitlikte bir bağlantı şekli. Şu şekilde bastırıyoruz yine püskürtücü ucu. Biraz daha yakından göstereyim. Burada kurt ağzı bir bağlantı var. Bu kurt ağzı bağlantı borunun tekrar kaçmasını engelliyor, çıkmasını engelliyor. Şu şekilde taktım. Biraz zor çıkar ama çıkabilir çektiğinizde bu şekilde. Tekrar bastırıyorum. Aynen bu şekilde. Bir tane daha takıyorum. Pardon, düşürdüm. Videoyu kesmek istemiyorum. Video kesilince sanki samimiyetten uzaklaşıyor gibi geliyor bana. Bir de olayın ne kadar hızlı olduğunu göstermek için tek çekimde genelde videoları anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde. Yine bir parça daha kesip bir tane daha nozul takayım.
Çünkü bu biraz güçlü bir makine. Şu anda bu makine 25 tane püskürtücü püskürtme yapabilir. Benim daha evvelden hazırladığım küçük bir hat var. Onunla birleştireceğim. Toplam 6-7 tane noktadan püskürtme yapmış olacak bu makine. Daha önceden hazırladığım hattımı da şöyle göstereyim size. Elimdeki eli biraz bırakayım. Daha önceden de 3 tane takmışım. Şimdi de 3 tane var. Biraz önce gösterdiğim dirsek aparatı gibi bir aparata bunu tekrar takıyorum. Yani düşünün ki bir balık reyonunda şöyle bir hat yapmış olacağım. Yine bu hattımızın ucuna bir tane dirsek takıyorum. Şöyle. Bu dirseğin ucunu da buraya takıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir sarmal oluşturmuş oldum. Şimdi makinenin bağlantısını yapıp bu oluşturduğum hattı da makineyle birleştireceğim. Sonra da makineyi çalıştıracağım. Haznenin içerisinde daha evvelden yapmış olduğum bir aynı mantıkla birleştirmiş olduğum emiş borusunu su haznesinin içerisine sokmuştum. Makinamızda emiş su girişi yazan yere bastırarak takıyorum. İsterseniz şöyle de göstereyim. Su girişi yazan yere bu şekilde bastırıyorum ve takıyorum. Eğer çıkarmam icap ederse burada bir yüzük var. O yüzüğe ters yönde bastırarak boruyu çekebiliyorum. Bu şekilde takıyorum. Böyle çektiğimde çıkmıyor ama yüzüğe ters yönde bastırarak çektiğimde çok rahat bir şekilde çıkıyor. Olur da hani sökmeniz icap eder bir şey olur. Bu şekilde söküm işlemi gerçekleşmiş olur. Bu arada hala makinenin enerjisi var. Onu kapatayım. Birden devreye girip bizi yanıltmasın. Tahliye borusunun hiçbir yerinde başka bir şey yok. Yine makinemizin arkasındaki tahliye yazan yere bu boruyu bu şekilde takıyorum. Ve tahliye borusunu tekrar emiş yaptığımız hazneye bırakıyorum. Her püskürt duruyor aptal zaman da borunun içerisindeki suyun bir kısmını tahliyeden tekrar hazneye boşaltmış olacak. Yine bir parça 8'lik basma hattı hortumu alıp bu sefer basma hattını takıyorum. Ve şu boru birleştirme aparatı ile biraz önce hazırladığım hattımın ucuna bunu takıyorum. Şu anda bir basma hattını oluşturmuş durumdayım. Tahliyesini ve diğer bağlantılarını da yaptım. Şu anda sistem çalışabilir halde. Püskürtme durma zamanlarını şuradan ayarlıyorum şimdiden. Bir 4-5 saniye püskürtsün. 10 saniye kadar beklesin yaptım. Düğmeye basıyorum. Şu anda çalışmaya başladı. Emişi yapıyor. Ve gördüğünüz gibi sisteme başladı. 10 saniye durup yaklaşık 5 saniye püskürtme yapacak. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle bir sulama gerçekleştirildi. Durduğu anlarda bu uçlarda antidrip olmadığı için biraz damlama yapabilir. Ve şu nozulları çevirerek bu püskürtmenin şeyi ayarlanabilir açısı. Olay bu şekilde. Gördüğünüz gibi oldukça kullanışlı, kurulumu basit bir sistem. Kapattığınızda kapanıyor. Suyu bir hazneden emip basabiliyor. Durduğu zamanlarda borunun içerisindeki suyu tekrar hazneye geri veriyor. Balıkları incitmeden yumuşak bir şekilde tuzlu suyu basıyor. Tuzlu suyu bastıkça balıklar daha taze, daha canlı görünüyor.
Tezgah ömrü artıyor. Sinekler, haşereler uzaklaşmış oluyor. Çok faydalı bir cihaz. Şimdiden herkese iyi satışlar diliyorum. İşlerinde başarılar diliyorum. Ürünümüzü satın almak için videonun sonunda çıkacak olan linke tıklayabilirsiniz. Ürünü detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.